Selamun aleyküm arkadaşlar. Elmaslı günleri hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Biliyorsunuz hepimiz Muharrem ayını hayırlısıyla geçiriyoruz. Bu mübarek ayda da bizim Müslümanların geleneksel olarak yaptığımız aşureden ben de yaptım. Çok güzel bir lezzet. Kimseden yardım almadan, hiç tereddüt etmeden kolay bir şekilde aşureyi yapabilirsiniz benim tarifimde. Bu arada videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Böylelikle bundan sonraki videolardan da haberdar olursunuz. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel, hoş bir aşure oldu. Şimdi gelelim aşuremizin yapma aşamalarına. Şimdi ben bunun siyah suyu çıkması için birkaç saat bekleteceğim. Sonra nasıl yıkadığımı tekrar size gösteririm. Şimdi aradan tam bir saat geçti. Bakın şimdi ben bunu olarak yıkıyorum. Gördüğünüz gibi böyle koyu renk bir su toplanıyor. Sarı. Ben aşureyi yapmaya geceden başlıyorum. Şöyle. Bunu hemen bir taşım kaynatıp bırakacağım. Kapağını da kapatacağım. Sabaha kadar bu iyice şişmiş olacak. Patlamış olacak. İyi oluyor. Sabah kalkınca hemen hazır elime geliyor. Rahat oluyor yani. Beyaz suyu çıkana kadar ben bu göcümü şimdi yıkadım. Bunu ocağa koyacağım. Üzerine de kaynar su ilave edeceğim. Bu tencerenin hemen hemen yarısına kadar falan gelecek. Şimdi bakın arkadaşlar, bu göceler henüz pişmedi. Bir iki taşımı kaynattım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ocağın altında kapatacağım. Ve sabah patlamış, şişmiş, pişmiş bir hale gelecek. Tekrardan selamlar sevgiler arkadaşlar. Akşamdan bir taşım kaynattığım aşurelik buğdaylarımın son hali bu şekilde pişmişler. Şimdi arkadaşlar ben içine bir miktar soğuk su koydum. Ketil odası koydum. Orada da ısınıyor. Kaynayınca hepsini bir araya toplayacağım suyunu ayarlamak için. Burada da anlatmak istediğim bir şey var. Ben nohudu ve fasulyeyi temiz sudan geçiriyorum arkadaşlar. Bu suyu döküp içine tekrar bir temiz su koyup o koyduğum suyu da döküp yani yıkıyorum onları. Sonra atıyorum. Çünkü aşurenin rengini, kokusunu bozmasını istemiyorum bu malzemeleri. O yüzden ben şimdi onları bir sudan geçiriyorum. Şimdi ben nohudumu yıkarken hemen aklıma geldi. Onu da göstereyim. Bakın şurada kaç tane? 4. Yaklaşık 8-10 tane affedersiniz, karanfil tanesi var. Bunları ben ocağın küçük yerinde biraz kaynatacağım. Sonra süzüp aşureme öyle ilave edeceğim. Hemen kaynar suyunu koyuyorum. Biraz kokusu çıkana kadar kaynatıyorum küçük yerinde. Şimdi arkadaşlar ben aşurenin şunu atıyorum bunu atıyorum diye arka arkaya hemen size göstermek istemiyorum. Çünkü ayrıntılarıyla vermek istiyorum. Ben bunu da bir ölçeyim. Şimdi bu kuru üzümü arkadaşlar haşlıyorum. Çünkü ben daha önceden buğdayımı pişirmiştim ya. Şimdi bu üzümü katarsam bu üzüm pişmez. O yüzden yaklaşık bir su bardağı kadar üzümün yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii bu sizin daha çok zevkinize bağlı. Ben şimdi bunu güzelce yıkayıp pişirip aşuremin içine öyle atacağım. İncelerim arkadaşlar küçük küçük. Çok büyük sevmiyorum tabii, bu tercih meselesi. Ve kayısılarımı doğradım. Şimdi onları da önce inceden başlamak kaydıyla çok az kaynatacağım. Şimdi bakın göcelerim kaynamaya başladı. Üzerine biraz daha su ilave ettim. Yıkayıp suyunu süzdürdüğüm nohutlarımı içine atıyorum şimdi. Arkadaşlar çok dikkat edin lütfen. Şimdi şeker girdiği zaman işin içine diriltebilir. Nohudunuzun ve fasulyenizin hatta göcenizin de çok iyi piştiğinden emin olun. Ben nohudun hepsini karıştırmadım. Şimdi önce bir kontrol edeceğim. Hatta fasulyeden de biraz bıraktım. Bir karıştıralım. Bir taraftan da kamerayı tutmaya çalışıyorum sizin için. Evet, biraz daha nohut koyalım acaba. Evet, bence kalanların hepsini koyayım ben.
Tekrar bakalım. Buna su ilave edeceğiz arkadaşlar. Koca bir kazan. Yani aşırımız olacak. Allah kabul etsin inşallah. Hepimizin aşırılarını. Size şunu söylemek istiyorum. Cesaretinizi toplayın ve yapın. İnanın hiç zor değil. Hiç korkmayın. Ben ölçülerini zaten açıklamalar kısmına yazacağım. Çok rahat ve kolay bir şekilde kendi aşırınızı kendiniz yapacaksınız. Hiç merak etmeyin. Şimdi benim aşırem kaynamaya devam etsin. Arkadaşlar bakın şimdi bu incirleri önce kaynatmaya başladım. İncirler biraz şiştiler ama tam olarak pişmediler. Ve hemen kayısıları da içine attım kuru kayısıya. Üzerlerine biraz daha su ilave edip tekrar ocağa koyuyorum. Arkadaşlar bu kaynatmış olduğum karanfili taneleri hiç düşmeden onların suyunu ilave ediyorum. Kokusu güzel geçsin diye. Artık bütün malzemelerin hepsi kaynamaya başladı. Kaynaşsınlar diye artık kalan işlemi beraber aynı tencerede halledebilirim. Üzümlerim pişmek üzereydi. Onları da attım. Burada da incirim ve kayısım. Arkadaşlar eğer siz aşırınızı yaparken ceviz kullanmak istiyorsanız asla ve asla kaynarken veya tencerenin işte işi bitti altını kapattınız sonra atmayın. Çünkü bu aşırenin rengini çok bozuyor cevizin kabukları. Sadece ve sadece servis aşamasında bunu kullanın. Hani fındığını fıstığını atarken hatta mesela komşunuza vereceksiniz tam götürürken ya da kendiniz yiyeceksiniz tam yiyeceğiniz zaman atın çünkü bu aşurenin rengini çok bozuyor. Şimdi bütün malzemeler pişti. Ben bunun şekerini ilave edebilirim. Hatta biraz da su ilave edeceğim. Hiç aşure yapamayan kalmasın. Herkes denesin. Emin olun hiç zor değil. İlla ki işte annem yardım etsin, kayınvalidem yapsın. Onlar daha iyi biliyorlar. Evet onlar iyi biliyorlar. Biz onlardan öğrendik zaten. Ama artık sıra benden de daha küçüklerde. Bu geleneğimiz çok güzel bir gelenek arkadaşlar. Bunu devam ettirelim. Komşularımıza, sevdiklerimize gönderelim. Bu adetlerimizi kesmeyelim yani. Bunlar bizim biz olmamızı sağlayan şeyler. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ve Allah'a şükür annemizden gördüğümüz gibi aşure gelinliğini biz devam ettiriyoruz. Siz de devam ettirin lütfen. Şimdi aklıma gelmişken en önemli şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar ben bunda tuz atıyorum aşureye. Ama nasıl? O kadar az atıyorum ki sadece tuz girmemiş olmasın diye atıyorum. Hemen şöyle çok az göstereyim. Bakın yani şu dipte yok bile. Girdi mi tuz girdi bitti bu kadar. Ve en önemlisi aşuremizin renginin güzel olması için böyle gözümüze tabii önce hitap etmesi gerekiyor. Gözümüze daha iyi hitap etmesi için hemen süt atıyorum ben. Ben şimdi yarım su bardağı kadar atacağım. Benim bakmayın su bardağım biraz büyük. Aslında bunun bir ölçüsü yok. Biraz atayım bakalım nasıl olacak. Ne kadar atmam gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu süt aşuremizin daha güzel beyaz olmasını sağlıyor. Bakın nasıl değişti rengi. Başka bir püf noktası daha söyleyeyim süt elimi almışken. Karnabahar haşlarken de arkadaşlar bir miktar suyuna süt atabilirsiniz. Karnabaharınızın daha beyaz olmasını ve daha lezzetli olmasını sağlar. Aşuremizin rengi bence gayet güzel oldu. Şimdi bir iki taşım böyle kaynasın. Sonra servis aşamasına geçeceğiz. Ben en son işte bademini atıyorsanız cevizini, fıstığını en son atıyorum. Ve şimdi de komşularıma gitmek üzere. Aşuremi servis kaplarını alıyorum.
Ben aşure ödemenin servisini bitirdim. Servis tabaklarını aldım. Artık bundan sonra komşularıma gidiyor bunlar. Eğer siz de denerseniz şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.